Evet sevgili dostlar sıra sensör temizliğine geldi. Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler bir elektrikli bir süpürge, sanayi tipi olursa daha iyi olur. Ondan sonra daha derin temizlik için tel fırça olabilir, tahta fırçası olabilir, en kötü ihtimali bir bulaşık teli. Bunları mutlaka kullanın eğer ki kameranızdan bıktıysanız ve değiştirmeye bahane arıyorsanız Çünkü bunları kullanırsanız kesinlikle artık kullanılması hale gelirler. Az önceki bahsettiğim insan insansız değilseniz ve Fuji film kameramdan ben memnunum arkadaş. Ama sensörünü de temizleriz diyorsanız e bundan sonraki içerik zaten sizler için. Sensör temizliği hassas bir konu ve doğru yapılmazsa sensörünüze kolayca hasar verebileceğiniz hataya açık bir şey. Ve bunu bazı takipçilerimin maalesef deneyimlediklerini biliyorum. Onların isimleri bende saklı kalsın ama onlar kendilerini bilirler. Aslında birinci tavsiyem size bu, iş, bu işi bilenlere bırakıp yakınınızdaki bir Fuji film şopa gidip oradaki servisten rica etmeniz en doğru yol olacaktır. Bildiğim kadarıyla bunun için de ekstra bir ücret almayacaklardır. Ama yok. benim yanımda, yakınımda Fuji Film Shop, Shop yok. Ya da ben kendi işimi kendim görürüm. Ben kendi sensörümü kendim temizlerim diyorsanız e, bundan sonraki kısmı da sizi ilgilendiriyor. Sensörünüzün temizlik isteyip istemediğini nasıl anlarsınız? Öncelikle diyaframınızı F2'ye getirerek sabit bir noktada bir fotoğraf çekersiniz. Sonra o fotoğrafınızı alır, rol olarak alır. Lightroom'da açarsınız ve Lightroom'da açtığınız fotoğrafta böyle belirgin noktalar, leke gibi noktalar görürsünüz. Bu iki sebepten kaynaklanıyor olabilir. Ya lensinizin üzerindeki tozlar ya da kirlerden de kaynaklanıyor olabildiği gibi sensörünüzden de kaynaklanabilir. O zaman ne yapacaksınız? Önce lensinizi çıkartacaksınız. Lensinizi bir gözlük temizleme bezi ve bir gözlük temizleme sıvısıyla temizleyeceğiz. Yapacağımız şey. Çok hafif bir sıvı sıkarak. Güzelce temizliğimizi yapalım. Aynı işlemi lensin arkası için de yapalım. Son olarak da lensimizin üzerinde herhangi bir toz var ise sensörü, böyle açıkta ya sensör, şöyle bir fıs fısla iyice temizleyelim. Tozları aşağı at atalım. Sonra lensimizi tekrar takalım ve az önce çektiğimiz fotoğrafı bir daha çekelim. Eğer ki o az önce gördüğünüz fotoğraftaki o lekeler hala devam ediyorsa o zaman da sensörünüz temizlik istiyor demektir. Bunun için de tabii ki tel fırça falan kullanmayacaksınız. Böyle sensör temizleme kitleri var. Bunu satın alırken hatırlamanız gereken en önemli nokta hangi sensöre göre aldığınız ve bizim X Fujifilm'in X sistemleri crop sensör olduğunu lütfen hatırlayın. Benim kullandığım JJC marka CLAS10 kodlu crop sensör için üretilen bir temizlik kiti. Bu neden önemli? Çünkü içinden çıkan malzemeler bir temizlik sıvısı. İki de içinden çıkan şöyle temizlik çubukları var temizlik çubuğunun ölçüsü sensörünüzü açtığınız zaman sensörünüze uyumlu ölçüde olduğunu göreceksiniz. Açıca bunu açarsınız. Önce bunu bir ortaya çıkartırsınız sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi ölçü sensörünüzle aynı. Sonra yapmanız gereken ama burada dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi e, elinizdeki makina XS10, XT4 ya da XH1 gibi IBIS'li bir oynak sensöre sahipse biraz daha özen göstermeniz gerekiyor. XT3, XT1, XT2, xe 2 3, 4 yani sonuç olarak IBIS'li sensörlerde biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Ondan sonra yapacağınız şey tekrar lütfen bir kere daha iyice tozu giderdiğinizden emin olun. Olduktan sonra sıvının kapağını açın ve sizin bu süpürge, küçük bir süpürge gibi görüyorsunuz. Onun bir tarafına, gözlüklerimi takmama izin verin, 3 tane damla damlatın. Bir köşeye, diğer köşeye, bir de ortaya. Evet, 3 damla. Bir tarafının sattık diğer tarafı kuru kaldı. Neden olduğunu hemen ana göstereceğim size. Şimdi sen söyle. Uygulayacağınız dikkat edin bir kere de geçmeniz gerekiyor. Islak kısmından dikkatli başlayarak gidin ve aynı hareketi terse çevirin. Ve bırakın kendi halinde kurusun. Sensörünüzü temizlediniz. Aslında bu kadar da basit. Bunu yaptıktan sonra sıvınızın kapağını kapatın. Sensörünüzü kontrol edin. Sensörünüzün kurulundan emin olduktan sonra zaten lensinizi de daha önce temizlemiştiniz. Tekrar lensinizi takın. O az önce iki kere çektiğiniz fotoğrafı bir kez daha çekin. %99 ihtimalle zaten oradaki bütün pislikler temizlenmiş olacaktır. Ha, hala devam ediyorsa belki o zaman daha profesyonel bir temizlik gerekiyordur. O takdirde de ilk fırsatta lütfen servise götürün ve orada temizletin. Bakın tekrar ediyorum özellikle ibisli sensörler çok hassas sensörlerdir. Kendinize %100 güveniyorsanız buna girişin. XT2 XT3 XT1 ya da işte ibisiz sensörler de bu işlem biraz daha kolay, biraz daha güvenli. E, güvenmiyorsanız kendinize dediğim gibi mutlaka bir Fuji Film Shop'taki bir servise götürün ve orada temizlenmesini isteyin. Daha güvenli yollardan bir tanesi olacaktır. Ayrıca sevgili dostlar, kullandığınız kameralar eğer ki VR yani WA özelliğine sahipse ve benim gibi siz sırt zırt pırt lens değiştirmiyorsanız, çıkartıp takmıyorsanız kusura bakmayın ama sensörünüz zaten kolay kolay kirlenmez, tozlanmaz, lekelenmez. Dolayısıyla ön lens, fotoğraf çekerken lensinizin ön kısmını dediğim gibi bir cam temizle temiz bir bez ama tabii ki bir cam temizleme bezi ve bir, bir cam temizleme bir gözlükçeden alacağınız cam temizleme sıvısıyla beraber bunu yanınıza dolaştırın. Ara ara mutlaka onun temizliğini ihmal etmeyin. O zaman zaten pürüzsüz fotoğraflar çıkacaktır. Ak kaldı ki bu tür lekeler yüksek diyaframlı çekimlerde ortaya daha ziyade çıkacaktır. Daha düşük diyaframlı F4 F5 6'larda daha az ortaya çıkar. Ama zaman gelir siz ne bileyim güzel bir güneş ıı, ışığını yakalamak istersiniz. o zaman tabii yüksek diyaframlı çekimlerde yapmak zorunda kalabilirsiniz. O zaman da bu lekeler iyice ortaya çıkar. Hak kaldı ki o lekeler tabii ki eğer Lightroom işte Capture One ya da Photoshop kullanıyorsanız daha sonra posta tek tek temizlenebiliyor ama resmin genelde bir genel temizliğini istiyorsanız makinalarınızı olabildiğince temiz tutmanızda fayda var. Özellikle sensör ve lensinizi. Ha, makinenizin eğer ki WR özelliği yok ise yılda bir kere bir sensör temizliği bence yetecektir de artacaktır. Ama bizim gibiler zırt pırt değiştiriyor ise e, çaresi yok zaten. <laughs> Pek yapacak bir şey de yok. Biz ortalama yılda iki ya da üç kere en az bir sensör temizliğine bazen daha da sık olmak kaydıyla sensör temizliğine ihtiyaç duyuyoruz. Dediğim gibi bu kitleri internetten de az önce verdiğim Az önce ismini verdiğim tekrar diyeyim size, JJC'nin clas 10 bu Fuji, özellikle crop sensörler için olan temizlik kitini e, internetten de sipariş verebilirsiniz ama Fuji Film shoplara uğruyorsanız oradan da satın alabilirsiniz ya da zannediyorum internet e, Fuji Film shop'un internet mağazasından da satın alabiliyorsunuz. Bakın son kez tekrar edeceğim, kendinize güvenmiyor güvenmiyorsanız ve bir Fuji Film Shop size çok uzak ulaşılmaz bir noktada değilse lütfen öncelikle birinci tercihi seçin. Ha, eğer kendiniz temizlemeye karar verir, dikkat edin dediğim noktalarda da hala kendi yaptığınızdan eğer ki sensörünüze zarar verirseniz de sorumluluk kabul etmediğim şimdiden söylemek isterim. Allah sevgili dostlar umarım bu içerik e, sizlere değer katmış ve beğenme butonunuzu hak etmiştir. Hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bu kanala destek olursunuz ve bu beğendiğiniz içeriklerin daha süratli bir biçimde daha geniş kitlelere yayılmasına yardımcı olmuş olursunuz. Şimdilik huzurla kalın, sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.